asgari ücretin yaklaşık iki katı emekli maaşı bağlanmıştı. Şu an asgari ücret seviyesindeyim. %100 fakirleşmişim. Benim suçum ne diyor ya? Benim suçum ne diyor? Milyonlarca yurttaş bunu söylüyor zaten. Bizim suçumuz ne kardeşim? Yani kararını vermediğimiz bir şeyin, yanlış hesabın faturasını niye hep biz ödüyoruz? Turan Bey, Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'in uluslararası finans çevreleriyle ilişkisi anlamında da bizim aklımızda tutmamız gereken bir husus var mıdır, bir olgu var mıdır? Şimdi Gökmen Bey, bu iki isim rastgele seçilmedi. Programın ilk bölümünde de söyledim. Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var, iktidara tutunabilmek için. Bir sonraki genel seçimlerde iktidarını sürdürebilmesi için yerel seçimlerde bir güç kazanması lazım. Ve bunun için de yerel seçimlere kadar bir ekonomik türbülans yaşamaması lazım. Zaten irrasyonel bir süreç yaşadı Türkiye'de. Şu anda aslında bir Titan saadet zinciri var. Süratle bir felakete doğru gidiyor. Her bulduğu parayla borcu öteleyen, her seferinde daha fazla faizde borç bulup borcunu ve faizini büyüten bir Türkiye var. Ve buna mukabil yalan söyleyerek, toplumu bir takım algılarla yöneterek gerçeklikten kopartan bir iktidarla biz karşı karşıyayız. Şimdi bunu dışarıya karşı da uygulamak istiyor. Erdoğan'ın Körfez sermayesine ihtiyacı var. Erdoğan'ın Londra sermayesine ihtiyacı var. Amerikan sermayesine ihtiyacı var. Tabii Batılılar aslında şu anda Türkiye'yi büyük ölçüde ipotek altına aldılar zaten. Ciddi miktarda borç verdiler. Bunun dışında bizim çok da tartışmadığımız garantili projelerle Türkiye'nin istikbali ipotek altına alındı. Seçime bile konu yapılmış, aile aile vala ile anlatılan, tanıtılan o hastaneler, otoyollar, köprüler vesaireler önümüzdeki 5, 10, 15, 20 yılın ipoteğinin aslında bir göstergesi. Ve biz bunları garanti vererek aslında bir anlamda borçlanarak yaptırdık ve çok yüksek faizlerle Türkiye'yi ipotek altına aldık. Aslında çok kritik bir riskle karşı karşıyayız. Bakın, çok da dramatize etmek istemiyorum ama çok benziyor durumumuz. Turan Bey. Buyurun. Ne kadar dramatize ederseniz edin asla abartmış olmazsınız. Neden biliyor musunuz? Yönetmenimden ve türümden de rica edeyim. Bir son dakika şeyi olarak da paylaşabilirsiniz isterseniz. TL'deki değer kaybı şu an itibariyle %5'i geçmiş durumda. Bakın TL'deki ya. Değer kaybı %5'i geçmiş durumda. Yani dolar TL karşısında %5'in üzerinde değer kazanmış durumda. Şu an itibariyle söylüyorum yani 24.88 böyle bir orana tabii, tekabül tabii, ediyor. Tabii. %5,44 ne demek ya? %7 geçenlerde olmuştu bir günde. Gökmen bu bir da. Günde büyük devalüasyonlar. Böyle bir fiyat yok. Bu şu anda açıklanan rakam. Piyasa bunun 1 lira daha. Hayır, piyasada zaten bu yok. Buyurun Turan Bey devam edin lütfen. Tabii korkunç yani siz ekonomik olarak zayıfsanız, siyasi olarak zayıfsanız yurt dışında da itibarınız olmuyor. Lübnan'dan örnek verdim size. Bakın Lübnan'ın başında son derece yolsuzluğa batmış bir iktidar vardı ve bizimkilerle de biliyorsunuz çok yakın ilişkileri vardı. Hatta Telekom'u satarak milyarlarca dolar Türkiye'yi zarara soktuk biz bu aileyle olan ilişkimizden dolayı. Ki ben o dönemde milletvekiliydim 22. dönemde. Çok ciddi eleştiriler yönelttim ve yıllar sonra Telekom'u büyük bir zararla, kayıpla Türkiye geri almak zorunda kaldı. Öte yandan Lübnan'ın bir başka sorunu borcu borçla çözmesiydi. Tamam Türkiye'ye mukayeseyle çok daha küçük bir ülke ama çok benzer tarafları var Lübnan'ın Türkiye'yle. Ve borcunu borçla çözerek, yüksek faizle çözerek işi ötelemeye ve ileriye atmaya çalıştı. Bunu bir ölçüde başardı. Öte yandan ülke içerisinde kamplaşmış bir takım gruplar vardı. Ve aynen bizdeki gibi Erdoğan'ın da kategorize ettiği %51'i zor tutuyorum diyerek tasnif ettiği bir toplumun bir başka versiyonu Lübnan'da da vardı. Ve bir başka benzerlik maalesef Lübnan hem Filistin'den hem de Suriye'den çok yoğun göç almıştı. Bugün Lübnan bankaları ateşe verilmiş, memurlar maaşlarını alamıyor. Enflasyon %200'lere, %300'lere varmış. İnsanların alım gücü yerlerde, Lübnan bir sefaletin eşiğinde. Biz bugün bunu yaşamıyorsak yaşamayacağımız anlamına gelmez. Mutlaka Türkiye'nin rasyonel ve siyasi kaygı gözetmeden bunlara çözüm bulması lazım. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Erdoğan yerel seçimleri hedefliyor ve yerel seçimlere kadar bir sıkıntı yaşamamak istiyor. Bunun için ciddi olarak bu Titan saadet zincirini sürdürebilmesi için paraya ihtiyacı var. Neresi hedef?
Rusya ile ilgili yaptıklarını yaptı zaten. Yani BOTAŞ'la ilgili borçları öteledi, bir takım krediler aldı. 9 milyar dolar %5-6 faizle kredi aldığını biliyoruz Rusya'dan. Artık Rusya'dan gelecek çok fazla bir şey yok. Şimdi Londra tefecilerine gözü dikti ve bunun için de Mehmet Şimşek üzerinden bir takım çalışmalar yürütecek. Öte yandan Körfez sermayesi Erdoğan'ın hedefi. Bunlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, bir tanesi de Katar. Bu ülkelerin bir tanesi daha çok kupon arazilere ilgi gösteriyor. Bir diğeri de haraç mezat. Elimizde ne varsa işte varlık fonu marifetiyle ne varsa onları almaya ve ucuza kapatmaya çalışıyor. Yani bu ülke tank palet fabrikasının 50 milyon dolara satıldığına tanık oldu. Bakın Gökmen Bey, Türkiye sadece bilmem kaç yılına kiralandı diye iktidar kendini savunuyor. Evet. Camiye biz 30 milyon dolar para ödedik. Londra'daki bir camiye 30 milyon dolar para ödedik. Yani olayın vahametine bakın diye bu örneği söyledim. İtirazım olduğu için değil. İtirazım olduğu için söylemiyorum bunu. Şimdi tabii Erdoğan'ın Londra tefecilerine bir mahkumiyeti söz konusu, öte taraftan Körfez sermayesine bir güvence vermesi lazım. Az önce de konuşuldu. Özellikle Mehmet Şimşek'in Halk Bankası'nı dolandırdığına ya da dolandırmaya çalıştığına dair bizzat Erdoğan'ın ağzından ifadeler duyduk. Bununla beraber Gaye Hanım'ın da devam eden bir davası var ve bu dava ile ilgili çok ciddi iddialar söz konusu. Fakat çok tartışmadığımız bir şey daha var. Bunun toplum tarafından bilinmesi şart. Bir milletvekili olarak benim bunu bilmek mecburiyetim var. Gazeteci olarak sizin bilmek ve kamuoyuyla paylaşmak mecburiyetiniz var. Gaye Hanım ve Mehmet Bey, Körfez sermayesiyle bir ilişki içerisinde oldum bundan önce. Özellikle Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da şeyhlerin ve eşlerinin, ailelerinin finanslarını, paralarını ve fonlarını yöneten bir çalışma içerisinde oldular. Bu çok önemli. Bakın, bunu etik olarak mutlaka ve mutlaka bilmek durumunda olduğumuzu ifade ediyorum. Soruyu siz Turan Bey, rica etsem soruyu bir daha tekrar eder misiniz? Çünkü manşet atabileceğimiz bir soru bu. Diyorsunuz ki Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek, buyurun. Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek, Katar'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde prenslerin ve eşlerinin paralarını ya da fonlarını yönettiler mi? Yani bunların sorumluluklarını alıp bunların paralarına para katmak için bir sorumluluk üstlendiler mi? Bunun için bu ülkelere bundan önce, göreve gelmeden önce defaatle yapmış oldukları ziyaretler var mı? Biz bunu bilmek durumundayız. Eğer böyle bir ilişki varsa, ki iddia ediliyor bu soruyu, onun için soruyorum zaten. Böyle bir ilişki varsa bundan sonra hem Merkez Bankası'nın hem de Maliye Bakanlığı'nın almış ve alacağı kararlarla ilgili bizim daha dikkatli olmamız ve sorgulamamız gerekir. Ve hemen Merkez Bankası'nın faiz kararının öncesinde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın hem de Maliye Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmesi benim açıkçası hem kaygılarımı hem de şüphelerimi arttırıyor. Dolayısıyla bu iki ismin hem Körfez sermayesini hem de Londra sermayesini Türkiye'ye çekebilmek, faiz ne olursa olsun, riski ne olursa olsun, Titan zinciri ne kadar Türkiye'yi tehlike altına atarsa atsın önemli değil. Yeter ki yerel seçimlere kadar bir türbülans yaşatmasın deniyor mu? Erdoğan'ın vizyonu bu yönde mi? Yoksa Erdoğan asla ve asla "Nas böyle emrediyor, sana bana ne oluyor" dediği bir tezden vazgeçmezdi. Bu sebeple bizim bu isimlerin daha önceki çalışmalarını bilmek gibi bir mecburiyetim var. Ben İngiltere'de hekimlik yaptım 10 küsür sene İngiliz sağlık sisteminde, NHS'te. Ben göreve başlarken birçok sınavı geçtim. Bütün diplomalarım onaylandı. Dil sınavları, yazılı, sözlü. En sonunda İngiliz sağlık sistemi bana ne dedi biliyor musunuz? "Ey Turan Çömez, Türkiye'deki bütün mesleki hayatının detaylarını bilmek istiyoruz. Türkiye'de herhangi bir hatan oldu mu, bir malpraktisin oldu mu, bir soruşturma geçirdin mi, bir yanlış yaptın mı? Bunları bilmek zorundayız." Demedi adamlar, kendi ülkesinde yapmış, bana ne, kendi ülkesinde olan şey beni ilgilendirmez demedi. Biz seni bilmek istiyoruz, biz sana hasta teslim edeceğiz. Siz şimdi Türkiye'nin parasını, Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğiniz insanların birine Halk Bankası'nı dolandırdı derseniz, bu iddiayla karşımıza çıkarsanız, öteki de Amerika'da bir davada çalıştığı bankayı dolandırdığı ve mudilerini dolandırdığı iddiasıyla soruşturma geçiriyorsa, ki bugün para aradığınız Körfez sermayesinin daha önce bunların fonlarını yönettiği iddiası varsa, ben bunu sormak zorundayım. Peki. Dolayısıyla Türkiye ekonomik olarak çok ağır bir tehdit altında. Bugün belki çevrilebilir ya da yönetilebilir ama önümüzdeki günlerden itibaren bu risk giderek artacak.
Bugün alınan tüm kararlar, bu faiz artışları ve dövizdeki bu artış Türkiye'nin geleceğini önemli ölçüde riske ediyor. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal durum ve mültecilerin de getirdiği riskle korkarım çok daha büyük tehditlere karşı karşıyayız Gökmen Bey. Peki sayın seyirciler, şu an itibariyle %5'in üzerinde değer kaybı var Türk lirasında. %5,5 düzeyinde şu an itibariyle. Yani 25'e ramak kaldı, 25 TL olmasına ramak kaldı ve de hani eskiden bunlar devalüasyon olarak adlandırılırdı. O fiili olarak işte devalüe ediliyor. Bir gün %7 geçen hafta, şimdi bir günde %5'in üzerinde ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Öner Hocam, size bu dilimde...